başörtülüye zulüm vardı. Sadece başörtüsü taktığı için gencecik kızlara işkence yapıldı. İşte o görüntülerden biri. Yer Sivas. Yıl yine 1997. Cumhuriyet Üniversitesi'nin Hemşirelik Yüksekokulu mezuniyet töreni vardı o gün. Ve üniversiteden mezun olacaklar arasında 3 kız bulunuyordu. 3 başörtülü kız. Bir amatör kamera kayıttaydı. Önce üniversiteden bir hoca çıktı kürsüye. Hemşire olacak kızlara nasıl görünmeleri gerektiğini öğretmeye kalktı. 2000 yıllara uygun olan şu görünüşümüzün bütün bundan sonra da bütün ömrümüz boyunca devam etmesi ve biraz sonra yapacağımız yeminin de bir daha aklınızdan çıkmamasını hatırlatırım. Bu sözler sözle sınırlı kalmadı. Kızlara hadlerini bildirmek gerekiyordu. Çünkü o günlerin Türkiye'si, ben yaptım oldu Türkiye'siydi. O gün, o üniversitede başörtülü kızlara zulmedildi. Ben şu okulun öğrencisi oluyorum. Arkadaşlar, bir okul birincisi olduğum halde bu törene katılmama müsaade edilmedi. Sakin ol. Burada emir veriyorum, bunlara hiçbir zaman yemin yaptırılmayacak, bu üçüne. Tutulsunlar, istiyor. Bu özetimiz nedeniyle yani şu an içeriye alınmıyoruz, arkadaşlar içeride yemin ediyor. Ve biz öğrencisi, bu okulun öğrencisiyim, biz üstelik sınıf birincisiyiz. Birincisiyim ve arkadaşlar da başarıyla okullarını tamamladılar, buna rağmen içeri alınmıyoruz. İnanca zulüm bir kara lekeydi eski Türkiye'de. Müslümanların bayramıydı cumalar. Ama gazetelerin manşetlerine her cuma kara cuma diye yazılırdı. Başörtüsü var diye hastanelerde muayeneye alınmayanlar bile oluyordu. Hatta üniversiteyi bitirdiği halde başörtüsü takıyor diye diplomasını alamayanlar da vardı. İşte yine o günlerden bir başka kayıt. Yer bu kez Malatya. Okuma hakkı, yani geleceği elinden alınan bir avuç genç kız eylemde bu kez. Karşılarında polis var. Bugünün Türkiye'sinde güvenlik gereken her yerde kadın polis ya da güvenlik görevlisi iş başında. Ama o gün erkek polisler kızların eylemine müdahale ediyor. Hem de hiç insanca değil. Eski Türkiye işte böyle bir ülkeydi. Kızlar okula alınmaz, itilir kakılırdı. Başörtülü bir öğrenciyim. Bütün öğrencilerin arasında onu rahatsız edecek, rencide edecek biçimde değerlendirsek acaba daha mı iyi olurdu? Onun için bir özel görüşme odası ayırdık ki öğrencilerimiz hiç yanında kimse olmadan, yani başka başı açık öğrenciler olmadan, rencide olmadan, rahatsız olmadan rahatlıkla konuşabilsin. Biz onunla rahatlıkla konuşabilelim. Bu bizim için bir taahhütnamedir. Eğer öğrenci bu belgeyi imzalıyorsa fotoğrafı açık fakat başı kapalı olmasına rağmen imzalıyorsa biz şöyle bir beklentiye giriyoruz. Bu öğrencimiz bu belgeyi imzaladığına göre koşulları biliyor, düşünecek, erişkin bir insan olarak kararını verecek ve umuyoruz ki üniversitemize başını açarak.